tüm dünya ile birlikte biz de referandum sonucunun evet olarak çıkmasını bekliyorduk. Ama sonuç bu şekilde tecelli etti. İngiliz halkının verdiği bu kararı İngiltere ve Avrupa Birliği için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüyorum. Avrupa Birliği uzun süredir Türkiye'nin üyeliği meselesi başta olmak üzere pek çok konuda kendi değerlerine aykırı düşen bir pozisyona sürüklenmişti. Kriterleri karşılama konusunda bizimle mukayese edilemeyecek pek çok ülkeyi hızla üyeliğe kabul eden Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili çifte standardı artık gizlenemeyecek bir hale gelmiştir. İkircikli davranmayın dedik. Bunlarla bütün müzakerelerde hep şunu söylemişimdir. Yahu alacaksanız buyurun deyin. Almayacaksanız bize deyin ki ya boşuna uğraşmayın, almayacağız sizi. Bizi de yormayın, siz de yorulmayın deyin. Ama hep aldattılar. Dürüst davranmadılar. İşte şimdi buyurun İngiltere. Ne dedi? 3000 yılına kadar Türkiye'ye giremez dedi. E şimdi ne oldu? Hadi buyur bakalım. 3 gün bile dayanamadım bak. Kimse demesin ha, Avrupa İslamofobik değil. Hayır işte bak ben söylüyorum. Şu anda Türkiye'ye yapılan uygulama İslamofobiktir. Onun için bizi almakta bunlar gecikiyorlar. Mülteci krizi ve İngiltere'nin ayrılık kararı Avrupa Birliği'ni tutumunu ve tutarlılığını sorgulamaya yöneltmelidir. Şayet Avrupa Birliği bu sorgulamayı samimi olarak yapar ve gereğini süratle yerine getirirse zaten o birliğin içinde Türkiye doğal olarak yerini almış olacaktır. Böyle olmaz da Avrupa Birliği tutarsızlıklarını derinleştirerek yoluna devam etmeye kalkarsa kısa sürede yeni ayrılıklarla karşılaşması kaçınılmaz hale gelecektir.